Abdülcabbar Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Rica ederiz. Hoş bulduk tekrar. Ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Cabbar Bey'i tanıtmak isteyeceğim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? İsmim Cabbar Öztürk. Gaziantep doğumluyum. 1995 yılında çıraklıktan başladım. O gündür bugündür de bu işin içindeyim. 2011'den beri de kendi işimle uğraşmaktayım. Şu anda mevcut şekilde devam etmekteyiz. Yani 23 yıllık bir periyot var geçmişte. Evet. Hani çıraklık, kalfalık, ustabaşılık ve ustalık diye devam ediyor. Evet. Bundan sonrası için de devam etmeyi düşünüyoruz sağlığımız el verdikçe. Çekirdekten yetişmiş bir isim o zaman. Yani evet. Bu işin çıraklığından başladınız, buralara kadar geldiniz. Aynen. Ve burada da birçok alanda faaliyet gösteriyoruz diyebiliriz. Ben biraz burayı tanımak istiyorum sizlerden. Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Peki neler yapıyoruz burada? Biz burada ev, inşaat üzerine, dekorasyon üzerine cam, PVC, alüminyum, işte duşakabininden tutun tavanına kadar, sinekliğine kadar, dekoratif aynalarına kadar hemen hemen müşterilerimizin kendi aradığını bulabileceği her türlü üründe yardımcı olmaya ve uygulama yapmaya çalışıyoruz. Yani A'dan Z'ye diyebilir miyiz? Biraz daha bahsedebilir miyiz? Yani bu yapmış olduğunuz içerik nedir? Ya da sizin uygulamış olduğunuz sistem ne? Şimdi içerik olaraktan PVC pencerelerden, işte alüminyum sineğiliklerden, işte duşakabinlerden, dekoratif aynalardan, asma tavan malzemeleri, bunların birebir imalatını, uygulamasını müşterilerimize yetiştiriyoruz. Evet, biraz astalet meselesi sanırım sizin işiniz. Bulunduğumuz bölge itibariyle genelde ihtiyaca göre ve müşterilerin taleplerine göre hareket etmek daha mantıklı oluyor. O yüzden herkes aradığını bulsun diye biz de elimizden geleni yapıyoruz. Proje bazlı çalışıyor musunuz peki gidip hani? Proje bazlı çalıştığımız dallar da var. Genelde inşaat sektörlerinde, işte alüminyum korkuluklarda, PVC pencerelerde bu tür projelerde bulunuyoruz. Hani dekorasyon işlerinde, iç mimarların işlerinde de yardımcı olduğumuz noktalar var. Bu konuda bütün talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Evet. Ama tüketici olarak biz de bazen çok bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Yani hatta uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz ve bizde bir algı, siz de karşılaşıyorsunuz. Aynen, aynen. Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor sizce? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Birincisi araştırmayı, öğrenmeyi çok tembel bir şekilde devam ediyoruz. Yani aldığımız ürünün ne olduğunu, nasıl olduğunu, kalitesini, dayanıklılığını araştırmıyoruz. Hep fiyata endeksli olduğumuz için müşteri ve satıcı ilişkisindeki kopukluklar bu şekilde devam ediyor. Evet, bu konuda... Yani aslında kalite bir kere ucuza alınmaz. Hani böyle bir gerçek var. Tüketici olarak biz bazen çok bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz. Hatta uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Bu bizde bir algı. Bizlere nelere dikkat etmesi gerekiyor sizce peki? Bu tip işlemleri yaptırırken. Bu tür işleri yaparken veyahut da bizim sektörümüz alakalı ürün alım satım yapılırken genelde ürünün kalitesi, dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ön planda olması gerekiyor. Fiyata endeksli bir ürün almak bizim sektörümüzde, inşaat sektöründe ve dekorasyonda çok da sağlıklı bir sonuç elde edilmiyor. Bir kere kalite ucuz alınmaz, böyle bir gerçek var. Tüketici olarak bunu anlamak lazım. Her biri kaliteli ürünün bir bedeli vardır. Evet. Ürünlerimizi hani kaliteli ürün tabii herkes bulundurmak ister ama burada müşterilerimizin de kaliteli ürünleri alırken geri dönüşümü, uygulama sonrası çıkacak sonuçlardan dolayı ulaşılabilirlik konusunda biz ön planda tutmaya çalışıyoruz. Bu konuda müşterimize geri dönüşümlerde güler yüzlü ve akıcı bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Yani güven daha ön planda diyebiliriz. Evet, yani aslında siz empati kuruyorsunuz. Siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Ne bekliyorsanız onu uyguluyorsunuz. Aynen, doğrudur. Söylediklerinize katılıyorum. Evet, ama bence sizin en büyük başarınızın sırrı, siz bir kere işinizi çok severek yapıyorsunuz. Yani yaşıyorsunuz burayı. Tabii, 23 yıldır bu konuda halen ilk günkü aşkla diyelim yapıyoruz. O amatör ruhu kaybetmemişsiniz. Yok, o ilk heyecan olur ya. Zaten yani. İnsan yapmış olduğu işte sürekli kendisini yenileme ve sevme konusunda hiçbir zaman enerjisini kaybetmemeli diyorum. Kesinlikle. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Gaziantep'in hemen hemen bütün bölgelerine hitap ediyoruz ama ağırlık İbrahimli bölgesi, Karataş bölgesi, işte Sarı Salkım Mahallesi'nin çevreleri,
bu bölgelerde hizmetimizi en iyi verebileceğimiz noktaların dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Yani tabii arz talep olursa, şartlar uygun olursa Gaziantep dışına da hizmet veririz. Evet, sektörün sıkıntıları neler peki? Böyle irin ufaklı bazı sıkıntılar da var. Sizce neler olmalı aslında? Sektörün sıkıntıları genelde bir zincirin dişlisi gibi olduğu için hani inşaat sektörü de ürün tedariklerinde ithalata dayalı ve işte dışarıya bağımlılık devam ettiği için ben üretime daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların emeğine saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Hani eksikliklerimizi tabii geçen dönemlere göre çok çok iyi şekilde kapatmaya çalışıyoruz ve kapattığımızı da düşünüyorum. Bu konuda üretimi, ham madde üretimini, ham madde tedarikini daha düşük maliyetlerde yaptığımızda insanların ulaşması gerektiği ürünleri de daha ucuza mal edeceğimizi düşünüyorum. Evet, artık bir de personel yetişmiyor. Maalesef bu da bir ülkemiz adına üzücü bir durum. Tabii bizim dönemimizde ki çıraklık sistemi şimdi iş kurum ve mesleki eğitim okullarının eline geçtiği için burada pratikte biraz zayıflık var. Ha, evet. Pratiği de biz tabii elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama en büyük eksiklik hani 15 yaşındaki bir çocuğun öğrenmesiyle askerden gelen bir çocuğun öğrenmesi çok farklı oluyor. Uzun zaman alabiliyor. Evet. Peki hedeflere ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yerde misiniz? Tabii insanların hedefleri hiçbir zaman bitmez. Hele de sektörde veyahut da insanlara hizmet eden kişiler olduğu için hedefler hiçbir zaman bitmez. Şu anki bulunduğumuz nokta için memnuniyet verici bir noktadayız. En azından hizmete devam ediyoruz. Evet, biz bu yolda sizlere başarılar diyelim. Biz herkesi buraya davet edelim. Bir çay içmeye, bir kahve içmeye, Gaziantep'in sadece iş kolu değil, her türlü davet ediyoruz. Gelmelerini, görmelerini istiyoruz. Evet. Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bunları da ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun.